Merhaba sevgili kovalar. 16-22 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu hafta başı ay sizin burcunuzda olacak. Haftaya oldukça enerjik başlayabilirsiniz. Motivasyonunuz yüksek olabilir. Ay terazi burcundaki Mars'la, koç burcundaki Uranüs'le güzel etkileşimler içerisinde bulunuyor. Sosyal faaliyetlere zaman ayırabilirsiniz. Seyahatler söz konusu olabilir. İş görüşmeleri, toplantılar, organizasyonlar gündeminizde olabilir. Yurt dışı ile ilgili konular, medya, yayıncılıkla ilgili kavramları da zaman ayırabilirsiniz. Özellikle pazartesi günü oldukça iletişim yoğun olabilir hayatınızda. Evet, 17 Haziran'da Merkür Retrosu İkizler Burcu'na doğru gerilecek. Merkür hafta boyunca retro hareketini devam ettiriyor olacak ve 2 Temmuz'a kadar devam edecek bu Merkür Retrosu. Özellikle sizin için geçmişten tanıdığınız kişiler, arkadaşlarla ilgili iletişimler biraz artabilir. Eski hobilerinizle uğraşabilirsiniz. Bazı eski projeleri gözden geçirebilirsiniz. Daha önceden başlamış olduğunuz, yarım bıraktığınız konuları tamamlayabilirsiniz. Ancak tabii ki günlük rutinlerinizde zaman zaman oluşabilecek iletişim sorunları, ertelemeler, gecikmeler veya seyahatlerde karşınıza çıkabilecek bazı aksamalar, bunlara da dikkatli olmanız gerekecek sevgili kovalar. Evet, 17 Haziran gündüz saatleri Ay, Güneş ve Ay Merkür etkileşimi, üçgen açısı yine yoğun bir iletişimi işaret ediyor. İletişimlerde çok aktif olabilirsiniz, kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor olacak. Akşam saatlerinde Ay Balık Burcu'na geçiş yapacak. Ay Balık Burcu'na geçiş yapınca özellikle parayla ilgili konular gündemde olabilir. 18 Haziran'da yine Ay gün boyu Balık Burcu'nda. Venüs ve Jüpiter arasında güzel bir açı var. Parayla ilgili bazı destekler alabileceğinizi de işaret ediyor gökyüzünün konumu. Yakın çevreyle ilişkiler daha güçlü olabilir. Kariyer hayatınızda bazı destekler bulabilirsiniz. İş yaşamınızla ilgili özellikle. 19 Haziran ay son dördün fazında ay güneş karesi, ay merkür karesi. İletişimle ilgili konularda biraz temkinli olmamızı gerektirecek. Parayla ilgili yeni bir adım atmak için doğru olmayabilir. Bazı gereksiz harcamalar olabilir. Hesap hatalarına karşı da dikkatli olmalıyız sevgili kovalar. Evet, 20 Haziran'dan itibaren Ay Koç burcuna geçiş yapacak ve bazı seyahatlere gidebilirsiniz. Kardeşleriniz, komşularınızla iletişim artabilir. İşinizle ilgili bazı toplantılara, seminerlere katılabilirsiniz. Reklam çalışmaları, tanıtım çalışmaları içerisinde olabilirsiniz. Sevgili kovalar, hareketli bir dönem olacak yine. Evet, 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Güneş'in Yengeç Burcu'na geçiş yapması, özellikle ay sonu bu alanda doğacak yeni ay ile beraber iş yaşamınızda, günlük çalışma koşullarınızda, rutinlerinizde bazı yeni girişimler yapabileceğinizi ifade ediyor. Alışkanlıklarınızda bazı yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili yeni girişimler gündemde olabilir. Yanınızda çalışan, hizmet aldığınız kişilerle ilgili yine gelişmeler söz konusu olabilir. Güneş Yengeç Burcu'ndayken. Evet sevgili kovalar, haftanın genel etkisi böyle. Lütfen daha detaylı bilgiler için hafta içerisinde hazırladığımız burç videolarını da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.